Evet, konumuz oyunculuk programının ikinci bölümünde sizlerleyiz. Bugün hem değerli arkadaşım hem de oyuncu Sevda Dalgıç konuğumuz olacak. Kendisiyle oyunculuk ve oyunculuk eğitimi üzerine sohbet edeceğiz ve oyuncu adaylarının merak ettiği birçok konu üzerinde bugün kendisiyle çeşitli konulara gireceğiz. Kendisi Arka Sıradakiler dizisinde benim rol arkadaşımdı. Yaklaşık 4-5 sezon birlikte rol aldık. Ve yeri geldi ailemden çok kendisiyle birlikte zaman geçirdim. O yüzden çok yakından tanışıyoruz. Arka Sıradakiler dizisinde Özge karakterini canlandırdı. Son olarak da Avlu dizisinden biliyorsunuz kendisini. Bade karakteriyle ekranlardaydı. Kendisiyle hem dizi setlerinde yaşanan zorlukları, dizi setlerinin güzel yanlarını, kötü yanlarını, oyunculukta dikkat edilmesi gereken şeylerin kendisine göre ne olduğunu, kısacası oyunculuk ve oyunculuk eğitimi üzerine sohbet edeceğiz. Bundan sonra programımıza konuk olan değerli oyuncuların her biriyle de programımızın ismi gibi, formatı gibi oyunculuk ve oyunculuk eğitimi üzerine sohbetler edeceğiz. Bunları yapmamızın sebebi tabii ki oyuncu adaylarını doğru şekilde yönlendirebilmek. Direkt bu mesleği yapan oyuncuların ağzından oyunculuk üzerine öneriler almak tabii ki siz oyuncu adayları için bir veli nimet olacak. Her hafta Cuma günü saat 18'de bu programımızı YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bugün ilk programa nazaran prodüksiyon olarak biraz daha geniş bir hizmet sunacağız. İnanılmaz değişiklikler yaptık. Mesela ilk değişiklik, ben artık sol tarafta değil sağ tarafta oturuyorum. Onun dışında 3 kamerayla çekim yapacağız. Birincisi burada ikimizi çeken şu an konuştuğum kamera. İkincisi benim yakınım ayrı bir kamerayla çekilecek. Konuğumuzun yakını ayrı bir kamerayla. Her hafta prodüksiyon anlamında farklı yeniliklerle karşınızda olacağız. Bizi takip edin, abone olmayı unutmayın ve videolarımızı beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Evet, şimdi konuğumuzu daha fazla bekletmeyelim ve önce Sevda Dalgıç'la ilgili kısa görüntüleri izleyelim. Sonrasında kendisine sorular sormaya başlayalım. Evet arkadaşlar, konumuz oyunculuk programının ikinci bölümünden herkese tekrar merhaba. Konuğumuz değerli arkadaşım oyuncu Sevda Dalgıç şu an yanımda. Oyuncu adaylarının oyunculukla ilgili yapması gerekenler üzerine konuşacağız. Kendisine sorular yönelteceğim. Hem onları cevaplayacak hem de oyunculuk üzerine değişik konulardan sohbetler edeceğiz. Setlerden, çekimlerin zorluklarından, iyi yanlarından, kötü yanlarından da konuşacağız. Dedikodu yok değil mi? Çok Yok, sıkıştırmayacaksın. magazinle alakalı bir şey Tamam, o zaman yapmıyoruz. süper. Sadece oyunculuk üzerine konuşuyoruz. Tamam. Magazinle hiç işimiz yok. Hiçbir İlk yok ama. sevgiliniz kimdi? Evet, dizide oynarken kiminle sevgiliydiniz falan gibi başlarmışım. Evet, oyunculukla ilgili öncelikle hemen konuya gireceğim. Sonrasında içinde zaten sohbet ederiz. Tamam. Öncelikle oyunculuğa nasıl başladığını herkesin bilmesini istiyorum. Bir anlatırsan o serüven nasıl başladı? Evet, tabii ki her insanın hayalindeki gibi benim de hayallerim küçük yaşlarda başladı. Ama hiçbir atılım yapmadım bunun için konservatuvara gidemediğimden dolayı. Ama konservatuvara gidemedim diye üzülmedim. Gittim ve okulları araştırdım bunun için. Gittim bir kurumdan, o zaman daha senin kurumun yoktu, çok eskilere gidiyoruz. Evet. Mandalina okulu yoktu o zaman. Evet, reklam yapmayalım. Evet. Başka Başka bir bir kurs. kurumdan, tabii ki başka bir kurumdan Evet. eğitim aldım. Akabinde de arka sıradakilerin görüşmesi oldu. O Hemen mi zaman oldu? ben çok şanslıydım. Evet, çok şanslıydım. Okul bitti. 2-2,5 sene bir eğitim aldım ama ben. Ama hocamı söylemek istiyorum. Rahmetli Çolpan İlhan diyeyim. Onu rahmetli anıyorum Evet. çünkü çok değerli Çok bir değerli bir insandı. hoca. 2,5 sene sonrasında arka sıradakiler görüşmesi başladı. Eğitim bittikten sonra mı Eğitim hemen dizi bittikten süreci yaklaşık başladı? 2-3 ay sonrasında Ha, ki ilk süper. görüşmemde arka sıradakiler. Hatta o dönemlerde böyle çok bir şey oldu. Başka bir görüşmem daha vardı ama o çok farklı bir kulvardaydı. Dansla alakalıydı. Ama benim hedefim, istediğim oyunculuk olduğu için
aynı saatte iki görüşmede oyunculuğu tercih etti. Burada öğrencilerimize de söylüyoruz. Arkadaşlar sadece yetenekten ibaret değil oyunculuk. Biraz da şans da gerekiyor. Farklı faktörler de var. Yani yeteneklisinizdir ama şans olmadığı sürece bir projede rol alamayabilirsiniz. Bu sizin yeteneksiz olduğunuzu göstermiyor. Evet, o yüzden şans, evet, sabır işi ve oyunculuk bir sürü etkeni var. Şans ve yönetmenin kafasındaki o karaktere tip olarak uyman. Evet, evet. Yani her şey bütünleşince. Yani kimisi işte Sevda gibi ilk görüşmesinde işe alabiliyor. Kimisi yıllarca görüşmelere gidiyor. Git gel iş alamayabiliyor. Ama pes etmemek gerekiyor. Evet. Yani siz bu süreçte de ne yapmanız gerekiyor? Ben oyunculuk eğitimini aldım. Görüşmelere gidiyorum. Ama bu bir sonuca gidemiyorsanız o sizde moral ve motive olarak kaybe sebebiyet vermesin. Ama eğitiminizden de vazgeçmeyin. Hani ben eğitimi aldım. Tamam bitti benim işim demeyin. Çünkü evet, oyunculuğun öğrenmenin kesinlikle ve kesinlikle yaşı yoktur. Aynen, bunu ilk programımızı zaten izleyenler de bilecek. Orada da çok kez dile getirdik. Hı hı. Zaten oyunculuk dediğimiz şey aslında hep aynı terimlerden oluşuyor. Hep aynı. Oyunculuğun sonu yok. Eğitim almaya devam edin. Evet. Pes etmeyin. Her programımız oyunculuk üzerine olduğu için bunları zaten hep duyacaksınız bizden. Peki sence oyuncu olmak için oyunculuk eğitimi zorunlu mu? Kesin gerekiyor mu? Ne düşünüyorsun o konuda? Ben kendimden örnek vereyim. Ben eğitim almadan önce şahsen bir metni elime aldığım zaman çok yüzeysel okuyorsunuz. Hı hı. Yani her satırdaki duyguyu, her satırda birçok farklı duygular var aslında. Yani duygudan duyguya geçebiliyorsunuz. Çok farklı dümdüz okurken duyguyu öğreniyorsun. Elimi kolumu sahnede nereye koyacağımı bilmezken onların kendi bedenimin aksesuarı olduğunu fark ediyorsun. Yani oyunculuk evet önemli. Eğitim önemli. Oyunculuk eğitimi evet önemli. Bence de önemli. Yani oyunculuk eğitimi almayan biri de hasbelkader oyuncu olabilir bence. Bir sette gider işte. Ne bileyim, tipi iyidir, oyunculuk yapabilir ama bir yerde duvara toslar o. Yani çünkü metni eline aldığında işte nerede es vereceğini ayarlayamıyorsa, bilmiyorsa, gelen jimijipin ne olduğunu bilmiyorsa. Ki aksine şunları da düşünmek gerekiyor. Birçok hani ünlü dediğimiz bir anda hani nasıl söyleyeyim, medyada gördüğümüz mankenlikten veya hani birçok yerlerden gelip bir anda ünlü olan ve hmm, eğitimini devam ettirmeyen insanlar da belli bir zaman sonrasında kendini tekrara düşüyor. Kendini tekrar edecek karakterlerle çok fazla izleyici karşısına çıkmamak da gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bazen de hep aynı karakterler geliyor maalesef. Mesela benim gibi direnmek gerekiyor işte. Yani kötü karakter oynayınca hep kötü karakter geliyor. Bir komedi gelmeyebiliyor. Arka sıradakiler Özge 5 sene boyunca devam etti ama sonrasında işte Fatma ama gene erkeksi. Bu mesela sen de biliyorsun benim karşıtım evet, karakterler yani evet, çok erkeksilikten hani tek tip karakterden ki normal günlük yaşantımızla alakası yok Sevda Hanım mesela. Değil sadece ya, oynadığı karakter öyle olduğu için evet, hep benim, o tarz. Evet, benim menajerim hep benim. O tarz roller geliyor. Böyle maalesef sıkıntılı noktalar oluyor evet. Biliyorsunuz Avlu dizisinde oynadı Bade karakteriyle Sevda. Orada da yine erkeksi bir karakterdi, kaslarını gösterdi. Yani rahatsızlık süreci geçirdi ve kasları eridi maalesef. Şu anda bildiğiniz hanımefendi bir kız oldu. Çok hanımcık. İri yapılı bir kız olarak izlemiştiniz onu. Bizi izleyen, takip eden izleyicilerimiz arasında genelde genç kitle var. İşte 13 yaş, 20 yaş arası. Tabii ki biraz büyükler de var ama yoğunluk 13-20 yaş arası. En güzel yaş. Ve genelde de oyunculuğa merak saran, oyuncu olmak isteyen, hedeflerinde oyunculuk bulunduran kişiler. Bu gençlere ve oyunculuğa yeni başlayacak olan kişilere senin oyuncu olarak önerilerin nedir? Ne önerirsin onlara? Bu aslında bir önceki soruyla biraz bağlantılı. Bana da çok sosyal medyada bu konuyla ilgili sorular soruluyor. Hangi ajansı önerirsiniz? Hangi ajansa gitmeliyiz? Birincisi hedeflerinizde ve duygularınızda gerçekten bunu yapmak istiyorum varsa ilk başta eğitim. Çünkü bir ajansın kapısını boş bir şekilde çaldığınız zaman tabii ki esas emektarlar, yardımcı oyuncularımız bizim. Ama o
o seviyede kalma ihtimaliniz çok yüksek. Yani oradan hemen bir şeyler olayım olmuyor. Yani içi boş bir şekilde hiçbir şeye başlamamak gerekiyor. Nasıl biz konuşmayı öğrenmeden önce emekliyoruz. Yani her şeyin bir level'ı var. Onlara başlamak gerekiyor bence. Yani evet, mesela dediğin gibi birçok ajansın kapısını çalıp sonra neden bana iş gelmiyor? Evet. Ajanslar beni kandırdı diyen çok fazla insan var. Buna da ben değinmiştim bir videomuzda. Hani ajanslar birincisi iş bulma kurumu değil. Hı hı. Oyuncu olacaksınız, kendinizde bir yetenek göreceksiniz, kendinizi geliştireceksiniz ki ajanslara gidip kayıt yaptırdığınızda ajanslar da sizinle ilgili çalışabilsin. Ama dediği gibi eğitim almadan boş olarak gittiğinizde oraya gittiğinizde kalırsınız. Zaten çok özür dilerim. İki türlü sistem var benim gördüğüm. Ben oyuncu olarak takip ettiğim, bilmiyorum sen düzelt beni yanlışsam. İki türlü sistem var. Birincisi ajans sistemi, ikincisi menajerlik sistemi. Bir kuruma bağlı olarak eğer ki oyunculuk eğitimi alıyorsanız, akabinde eğer ki yetenekliyseniz, sizi o kurum sahipleniyor ve menajerlik sistemini alıyor. Bir de ajans sistemi var. Ajans sisteminde de tık tık kapıyı çalıyorsunuz, boşsunuzdur. Bir şekilde sirkülasyon halinde yan karakterlerde gidiyorsunuz değil mi? İki sistem var diye biliyorum ben. Yani bunu şöyle, bence yani öyle olmayan kurslar da var. Atıyorum sadece eğitim verip. Tamam, ama biz, sen öylesin. Biz öyleyiz. Biz, sonuçta bizim asıl işimiz ajans. Hani biz uzun süredir yapıyoruz bu işi. Hem menajerlik hem ajans olarak. Bizim asıl işimiz bu olduğu için biz alıyoruz yetenekli gördüğümüz öğrencileri. Ama diğer kurslar mesela eğitim verip, tamam biz kursuz, eğitimimizi verdik, şimdi gidin eğitiminizi aldınız, gidin kendinize bir ajans bulun diyenler de oluyor. Yani her kurs sonunda sahip çıkmayabiliyor tabii. Zaten bizim de aldığımız şikayetlerin birçoğu bu şekilde. Bizim kursumuzun çok yoğun talep görme nedeni de bu aslında. Neden? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Evet, bağlandık. Aa, yeni bağlandık arkadaşlar. Bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar olacak. Bunun için ayrı bir video çekeceğim. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kursun farklılıkları nedir? Ne gibi yararları var? Başka bir konuya değinmek gerekirse bizim birlikte rol aldığımız yaklaşık 4 sezon. Sen kaç sezon oynadın orada? 5 mi? Sezon. Ben 4 sezon oynadım. 4 sezondan sonra ayrılmıştım. İlk oyunculuk deneyimin arka sıradakiler, zaten ilk görüşmenin de arka sıradakiler olduğunu söylemiştim. O sürecin başlangıcını da daha detaylı bir şekilde anlatırsan en azından. Arka sıradakiler başlangıcı. Evet, mesela başlangıçta nasıl teklif geldi, sen nereye gittin, ne yaptın, nasıl geçti? Bunları en azından hiç bu süreci bilmeyenler bilgilensin nasıl oluyor? Şimdi okuldan çıktığım dönem, okulu bitirdiğim dönemde menajer vardı o zaman, görüştüğüm menajerim vardı. Tabii ki her oyuncu adayı gibi ben de heyecanlı, sabırsız. Ne oluyor? Ne bitiyor? Var mı görüşmeler? Şöyle mi? Böyle mi? Şu an ben seni hiç sıkıştırıyor muyum mesela? Evet. Sıkıştır gerçekten. Ay, hiç bu cevabı beklemiyordum. Şimdi okul bittikten sonra menajerim vardı. 2-3 aylık bir süre okul bittiğinin akabinde 2-3 ay geçmişti. Bir proje başlıyor. Gençlik dizisi. Süper dedim. Gittim görüşmeye, ilk bir normal böyle ne deniyor, tanıtım çektik. Audition çekmedik, tanıtım çektik. Sonra 2-3 gün sonra Etiler'deki Birol Güven'in şirketi, o zaman Etiler'deydi. Evet. Etiler'deki yerde tabii ben gittim, o zaman motor vardı bende, chopper motor vardı. Gittim, Etiler'de bir görüşme yaptım ama bunlar çok uzun vadelerde değil. Yani böyle 2-3 gün, 5 gün aralıklarla olan görüşmeler. Sonra akabinde proje başladı. Ama bir sene sonra bu sarı saçlarla siz dedim nasıl, hani asi bir kız, nasıl dedim hayat verdirttiniz. Sen dedi chopper motorla dedi gelmiştin dedi. Camdan dedi gördüm dedi seni. O zaman dedi Özge'yi dedi yapıştırdım dedi sana dedi. Yani şans dediğim aslında burada başlıyor. Ben o gün chopper motorla gitmemiş olsaydım belki de daha
geride daha silik bir tip olacak mı? Yani hiç bilmiyorum. Şimdi herkes burada motorla gidermiş değil mi görüşmeye? Nasıl bir karakter olacağı da bağlı. Biz ilk teaser'ı çekiyorduk, hatırlıyor musun? Okul merdivenlerinde. Aha, evet, evet. Birinci evet. bölüm teaser'ımız vardı. Orada hepimiz oynuyoruz ama bir cümle. Belli değil. Hepimize bir cümle verilmiş. Herkes canlandırıyor ama kimin ne karakteri oynayacağı hiçbir şey belli değildi. Hepimizin karakterine göre belki de bir şey çizdiler. Birol abi çok emek harcadı ve bu yüzden belki doğal oldu bizim karakterlerimiz. Hani bu yüzden sevildik. Biliyorsun işte yani. O doğallık hem ön hem arka tarafla yansıdı. Alakalı. Evet. Yani zaten bir projenin başarılı olmasındaki en büyük etken birincisi yapımcısı, ikincisi yönetmeni, üçüncüsü senaryosu, dördüncüsü oyuncusu. Bunlardan ve set ekibi. Bunlardan birisi aksarsa bütün her şey aksar. Düşünsene set ekibin güzel çalışmıyor, senin ışığın patlak yapıyor, senin burnun yamuk çıkıyor. Atıyorum. Yani sen yönet, yani sen paranı alamıyorsun, bütçeni alamıyorsun. Artık gidecek sete gidecek halin olmuyor maddi anlamda. Ve bu senin yüzüne yansıyor, mutsuzluk veriyor. Yani her şeyle güzel bir aura ve doğruluk olmadığı zaman o proje zaten yürümüyor. Evet. Biz orada da çok şanslıydık. Yani yapımcımızdan çok iyiydik. Çok mersi. Bizi hiçbir şekilde zor durumda bırakmadık ki günümüzde biliyorsun yani çok evet, zor evet. artık şartlar altında ilerliyor bu durumlar. Birol abi hepimizi sahiplendi. Özellikle evet. benim ayrı bir hikayem var Birol abiyle. Hani manevi bağ olarak. Geçirdiğim kazada hiç başımdan ayrılmadı. Hep aradı sordu. O yüzden Birol Güven'in yeri benim hayatımda çok ayrıdır. 2009'dan sonra selam olsun selam kendisine. Var. Dedin ya tanıtıma gittim sonra etilere gittim. O süreçte mesela zorlandığın ya da şunu yaptım diye ben motor dışında hani şunu yaptım, şunu düşündüm, şunu uyguladım dediğin bir şey var mı bir özel metot olarak? Yani metot olarak ya da eğitimlerde gördüğüm bir şeyi uyguladın mı? Yani sen nasıl kaptın o rolü? Nasıl orada oldun? Nasıl oyunculuğa başlamış oldun yani? O rolü kapman için özel bir şey uyguladın mı eğitimde gördüğün şeylerle? Birincisi gençlik dizisi olduğu için yani çok fazla şey giymedim. Böyle büküş, kokoş tarzda. Karaktere uygun da görüşmeye gitmek çok önemli. Evet, evet. yönetmen sizi kafasında canlandırıyor bir şekilde ama karaktere uygun neyse karakteriniz ona uygun biraz daha yönetmene yardımcı bir şekilde de gitmek çok önemli. Bir. İkincisi... Yani özel bir şey uygulamadım. Kendim oldum aslında yani. Doğal oldum, içten oldum. Audition'larda zaten doğal olmak çok önemli. Birincisi ne soruluyorsa dinleyip cevap vermek. Yani o heyecanınızı bastırabilmek de çok önemli yani. Evet. En önemlisi zaten o. Yani audition'larda mesela çok fazla makyaj yapıp katılan ya da işte erkekler açısından çok fazla jöle süren aman şöyle giyineyim, böyle giyineyim diye çok fazla kafa yoran ve uğraşan kişiler var. Işte. Karakter evet, zenginse yapabilirsiniz ama bazen hiç bilmeden gidiyorsun. Yani belki köylü bir kadın audition'ına gidiyor mesela bir kadın. 5 kilo makyaj sürmüş suratına. Yani o yüzden o güzel görünmenin ekstra bir etkisi yok arkadaşlar. Siz önemli olan karakteri kafanızda çıkartın. Size bir karakter analizi verilmediyse karakteri çıkartın. Bir köylü olduğunu düşünüyorsanız ona uygun. Gidin ya da ne bileyim erkekler için mafyavari bir karakter olduğunu düşünüyorsanız ona uygun giyinip gidin ki küçük nüanslar uygulayın. Yardımcı olalım yani. Evet. Bize yardımcı olalım yönetmenimize. Evet. Onlar da çünkü izlediklerinde hemen o sinyali alırlarsa zaten artı bir oluyor sizin için diğer adaylar. Çünkü yüzlerce insan katılıyor görüşmeye. Diğer adaylardan artı biriniz olması lazım her zaman. Bunun için de kafa yormanız gerekiyor ne yapabilirim diye. Evet, arka sıradakilerden konu açılmışken dizi setlerinde yaşadığın bir iyi bir de kötü anını soracağım sana. Aklına ilk gelen hangisi? Şu an hepsine güldüğüm için hani o an kötü olup şu an komedisi olan var. Anlat bakalım izleyiciler de bilsinler. Hangisini neymiş? Anlatayım, nereden başlayayım? Bir tanesini anlat. İyi mi anlatıyorsun hoca, kötüyü mü? Bak ne dedim az önce? O an yaşadığımda kötü ama şu an güldüğüm için iyi yani. Anlatabiliyor muyum? Komedisi var yani. Tamam o artık. An kötü olan hikayeyi anlat o zaman. Seninkinden başlıyorum o zaman. Hangisi? Göz olayım. Eyvah. Evet başla.
Dizi setinde de olayı tam bilmeyenler en azından öğrenmiş olur. Ama olayın başından anlatıyorum. Tamam, anlat. Yemek yedik, yemek arası verildi. Bizim sahnelerimizin çekimine herhalde bir saat falan vardı. Hamdi Alkan bahçede çekim yapıyordu. Biz tayfa olarak bir saat boşumuz var. O gün de Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Ama Galatasaray'ın aldığı kesin son derbi, son maç. Hatta şampiyonluğu kutlayacağız. O kadar rahatız Galatasaray olarak. Hamdi o Alkan'la Fenerbahçeli olarak nasıl olsa yenildik diye dedi ki paydos vermeyeceğim dedi. Biz hepimiz kafaları yiyoruz, nasıl paydos vermez falan diye. Maç seyredeceğiz diyoruz hatta Engin'le. Ya ben artık ne kadar çok istediysem maç izlemeyi. Akabinde dedim ki Temmuz ben biraz şöyle bir kestireyim. Temmuz'da... Lütfen çarpıtmadan eksiksiz anlat. Evet. Temmuz'da benden önce koştu. Ben de dedi uyuyacağım dedi. Ve benim her zaman oturduğum bir sıram var. Ben o sırayı böyle sahiplenmişim. Böyle sanki orada görünmeyen bir duvar var. Ve orası benim evim. Evet. O sıradan başka hiçbir yerde oturmuyorum. Okul sınıf sıralarını hatırlıyorsunuz. Yakınımı kesme, el hareketlerini. Rol çalma, evet. Evet. Sınıf sıralarını hatırlıyorsunuz değil mi? Bir sırada oturuyor yani. 5 sene boyunca aynı sırada oturdum. Temmuz oraya o yattı. Bir de benim çantam vardı içi puf. Çantamı da kafasına koydu. Diyorum ki kalk Temmuz orada. Yatmadım. Sen geldiğinde ben uyuyordum. Bunu ya hayır. Salise'yle gittin oturdun hayır, oraya. Uyuyordum. Yalan söyleme. Ben dedim ki bahçedeydik ikimiz de. Ben dedim ki uyuyacağım dedim. Sen de dedin ki tamam ben de uyuyacağım dedin. Ben de önce davrandım ve gittin benim yerime oturdun. Hayır ben uyuyordum. Ya ben, he tamam. Ben doğrusunu anlatayım. Ben dalmıştım uyuyordum arkadaşlar dinleniyordum. Tamam peki uyuyordum oldu sıkıntı yok. Tamam uyuyordum evet. Benim yerimde uyuyordum. Evet. Hani bu üçüncü benim sene yerim falan. Dediği de kendi sıra okul sırasından tamam. Bahsediyoruz. Evet. Hani bu üçüncü senemiz falandı. Artık yani hani orası... Üç bana değildi be. Zimmetli falan. Ben ya daha ikinci kaza senemiz, yapmamıştım yani. Tamam ya ikinci evet, senemiz. İkinci sene başladı. İkinci sene falan. Çıkartırım. Evet. 80. bölümlerde falan. Neyse. Temmuz diyorum. Dürtük diyorum. Kalksana benim yerimden. Hani yatacağım falan. Nasıl da iyi niyetle anlatıyorsun ya. Bildiğin cimciklerin etimi kopardın ya. Ben uyuyorum orada. Of yani. Suratımda da bir şey var. Bir yelek gibi bir şey örtmüşüm. Uyuyorum. Ya Temmuz kalk diyorum kalkmıyor. Kalksana diyorum kalkmıyor. Bir şey fırlattım. Sweatshirt tarzında bir şey. O aldı bana sweatshirt'ü tekrar geri bir çarptı. O fermuar kısımları var ya o fermuar böyle kalın. Gözüme bir oturdu. Ben ah gözüm dedim gittim. Bildiğin gerisini, gözüne girdi fermuar. Gerisini anlatsın. Bir çıktım lavabodan çek. Gözüm kör oldu dedim. Baktım Sevda çığlık çığlığa koşturuyor. Allah Allah ne oldu bunu anlamadım ben. Ondan sonra Sevda'yı bir gördüm gözü... Şey böyle oldu anında. Gözü. Canavar gibi birisi var karşımda. Sevda gitmiş. Gittik iki tane poliklinik. Poliklinikler diyor ki biz diyor bakamayız hastaneye gibi. Hastaneye gittik neyse göz damlası falan filan. Beni bandajladılar. Anında böyle sete geri gönderdiler. Set iptal oldu. Prodüksiyon beni eve götürdü arabayla. Ben akabinde çıktım maç izlemeye, derbiye. Nasıl bir içtenlikle istediysem. Evet, aslında gülerek oldu. Anlatıyoruz şimdi ama çok ciddi, aynen, çok kötü bir olaydı arkadaşlar. Çok yani sonuçta kamera önünde iş yapan birinin gözü zarar görüyor ve ciddi bir zarar gördü. Şey bir hafta falan çekimlerde ben şeyim böyle gözümü falan saklayarak. Hep profilden çekimler yaptılar Sevda. Ya gördüm o çekimleri bir şeyler ararken var ne güldüm belli değil. Bandaj alıyoruz o zamanlar. Bandaj elimde trompet var böyle bakıyorum. Ben kazadan sonra bu köprü altı sahnelerinde olduğumda çok sıkıntı yaşıyordum. Evet. Çok korkuyordum. Tekerlekli sandalyedeyim. Kaza yapmışım. Sete döndüm. Çekimler varken yani öyle bir köprü altı ki arkadaşlar dere akıyor. Uçurum gibi. Evet uçurum ve o köprüden geçiyoruz. Tırmanıyoruz. Yani sağlıklı bir insan bile çıkamıyor. Beni tekerlekli sandalyeyle orayı geçiriyorlar ve çıkartıyorlardı. Çok sıkıntılar yaşadık o dönem. Benim aklımda kalan mesela o var. Şey anısını anlat o zaman. Bu Galatasaray maçına gitmiştik ya.
Sevgili Abdurrahim Albayrak'a da selamlarımız olsun. O anıyı bir anlat. Kendisi yardımcı oldu bize çok çoğu maçta içeri girmemize. Onu anlat. Bizim o keyifli bir anı en azından. Biz devamlı Ali Samiyen vardı o zamanlarda. Her hafta maça gidiyorduk, yetişiyorduk bir şekilde ama yani yetişip yetişemeyeceğimiz belli olmadığı için hep biletleri böyle son dakika kara borsadan bütün tanıdıklarımıza sorarak en sonunda işte Abdurrahim Albayrak bir Fenerbahçe Galatasaray maçında bize bileti ayarlamış son dakika. Nasıl gideriz, ne yaparız diye konuşurken ben de Abdurrahim Albayrak'ın telefonu olduğunu söyledim. Galatasaray'da oynamıştım çünkü oradan o dönemden kalma. Kullanıyor mu kullanmıyor mu bilmiyorum demiştim. Sevda dedi ki ben ararım dedi. Atladı. Hemen tamam o zaman setimiz bitsin hemen arayalım falan dedik. Sonra Sevda geçti bir köşeye heyecanla. Abdurrahim Albayrak'ı aradı. Evet ondan sonrasını anlattı Sevda. Sonra işte maça gittik. Tabii ki biz kendi sahamızda Fenerbahçe'yi yendiğimiz için Fenerli arkadaşlar sakın alınmasın. Herkesi seviyorum. Ama ben bir Galatasaraylı olarak. Fenerbahçe'yi yendiğimiz için Abdurrahim Albayrak aradı tekrar bizi. Siz dedi her maça gelin. Siz dedi uğur getirdiniz dedi. Peki oyuncu adaylarına bu oyunculuk serüveninde bu uzun yolda dikkat etmelerini söylediğin bir uyarın var mı? Mesela evet yani, bu yolda şuna dikkat edin, şöylelerine dikkat edin, buna dikkat edin. Her zaman kendilerini geliştirmeye devam etsinler. Bir. İkincisi evet oyunculuk sizin hobiniz gibi olmalı bence. Yani benim açımdan artı mutlaka başka bir işle daha meşgul olmanız gerekiyor. Oyunculuğu yaptınız ama hemen her zaman başka bir projeye geçemeyebilirsiniz. O dönemde boşlukta kalmamanız gerekiyor. Bu bence çok önemli. Evet. Yani başka bir şeyler de yapıyor olmak kafanızı da değiştiriyor. Bunun haricinde bilmem. Sadece oyunculuk yapan birçok oyuncu mesela yarın öbür gün bir iş bulamadığında zaten bir çöküntü yaşıyor. Hı hı. Çünkü hiçbir gelir elde edemiyor. Zirveden dibe vuruş anını yaşıyor. Evet. Aslında bizim dizide mesela Arka Sıradakiler ekibine baktığımızda hepimiz yapıyorduk bir işi. İşte Engin'in bir işi vardı ekstra yaptı. İşte sen de uğraşıyorsun bir şeylerle. Ben biraz sonradan uğraşmaya başladım ama benim kişisel sebeplerimden dolayıydı gene. İşte köpeğime çok bağlıydım, köpeğimi kaybettim, biraz bir kendimi çektim falan filan. Hani bu özel yaşam da biraz sekte ediyor tabii insanlara. Yani ekstra ama iş yapılmalı arkadaşlar. Çünkü mutlaka yarın öbür gün dizi bittiğinde bir yıl boyunca zirvede olabilirsiniz ama 3 yıl boyunca çok boşta kalabilirsiniz. Aynen öyle. Dolayısıyla bu iş, oyunculuk böyle bir şey. İşte sabır dediğim şey her noktada sabır aslında. Ki o zaman yanlış projeleri de okey vermemiş oluyorsunuz. Yani size uymayan belki istemediğiniz bir projeye maddisel anlamda ya tamam bu olsun demiyorsunuz. Daha kendi çizginiz neyse o çizginizi koruyabiliyorsunuz. Evet. Bundan dolayı da. Yani seninkiler biraz öneri gibi oldu aslında. Mesela uyarı dediğimizde ben uyarı olarak şunu söyleyebilirim. Mesela bu süreçte, bu yolculukta oyuncu adaylarının karşısında birçok profilden insan çıkabiliyor. Hı hı. Ve işte seni oyuncu yapacağız, işte şunu yap. Oyuncu yapacağız, ne bileyim. Yani oyuncu yapacağız diyen kimseye aldanmayın arkadaşlar. Kimsenin kimseyi bir yerde oynatma lüksü, gücü yok. Yani buna emin olun, yönetmenler de dahil. Hani bunu özellikle belirtiyorum. Tabii ki. Yapımcı istemediği sürece bir yönetmen bir kişi alıp direkt diziye koyamaz. Dolayısıyla yapımcıyı da kanal etkiliyor. Evet, yapımcı bile bazen koyamıyor. Kanaldan da derse ki hayır ben şu oyuncuyu istiyorum veya bu oyuncu olmasın derse yapımcı da belli bir zamanda trak ediyor. Aynen öyle. Dolayısıyla öyle çok kolay değil orada rol almak. Yani nasıl durumlarda torpil işliyor? İşte gerçekten oyuncusunuzdur. Kendinizi geliştirmişsinizdir. Bir de tanıdığınız bir yönetmen yapımcı vardır. Sizin de yeteneğinizi bildiği için alıp yerleştirir. Ama şuna da inanıyorum ben Temmuz'um. Hadi biraz daha sohbete geçelim. Hı hı. Biraz bir seni sıkıştırayım ben. Peki şeye inanıyor musun sen? Bir çekirdek bir kadro oldu. Herkesin kendi kadrosu var. Herkes o kendi kadrosuyla çalışıyor. Buna inanıyor musun? Yapımcılar açısından mı? Yapımcılar açısından, yönetmenler açısından. Baktığımız zaman, şimdi isim vermek istemiyorum ama bir yönetmen hep aynı oyuncuyla çalışabiliyor.
Bazı yönetmenlerin söz geçirme gücü var, evet. Mesela sürekli... Yani az önceki konuştuğumuzun tersini söylemek istemiyorum ama son zamanda olan, gelişen olaylardan, yaklaşık son 1-2 senedir gelişen durumdan ben bahsediyorum. Tabii ki sıfırdan bir insan değil, birkaç isimle, ben buna dikkat ediyorum, isim olmuşlar. Evet. Onlardan. Ama isimler işte, hani benim dediğim nokta o. Mesela bir yere yani geldikten sonra... Yok yani söylediğimizde, şimdiki söylediğimiz farklı. Farklı konu bir konu var. Yani. Anladım. Hani hep aynı insanlarla çalışmasına peki ne diyorsun sen? Ben de sana bunu bir menajer olarak soruyorum. Yani, menajerime soru soruyorum. Empati kurmak gerekirse, mesela onların açısından baktığımızda evet, bir yapımcı mesela mutlu olduğu oyuncuyla çalışmak isteyebilir, onu zorlamayan. Bazı işlerde bütçe de çok önemli olduğu için. Yani her konuda anlaştığı bir oyuncuyu her projesinde oynatabilir yapımcı. Yani, bu konuda çok yani ters şu, gelmiyor ama... Şimdi magazinde de böyle çok gündem oluyor ya, yani hep aynı oyuncular, hep aynı yüzler. Neden böyle, neden böyle? İşte bu hani birazcık da arka tarafına elinde zannedersem hep aynı insanlar. Evet, yani yapımcılar, bazen kanallar, yani bazen bir yapımcı bir projeyi sunduğunda kanala, kanal diyor ki şu rolde şu isim oynarsa mesela projeyi kabul ederim diyebiliyor. Dolayısıyla o proje onaylanması için o ismin oynaması gerekiyor. Evet, yine de pes etmiyorsunuz. Evet, ama bunlar tabii ki hani isim yapmış bir noktaya gelmiş oyuncularla ilgili bir muhabbet. Ama oyuncu adayları için baktığımızda böyle sıfırdan sizi yani eğitim almadan, kendinize bir yatırım yapmadan direkt bir yere yerleştirmeleri mümkün değil. Yani bunu çok net söylüyorum. Yani siz 50 bin lira da verseniz, 100 bin lira da verseniz birine bu imkan olmaz arkadaşlar. Lütfen böyle şeylere aldanmayın. Ki zaten eğitim sizin için önemli. Yani siz bir yönetmen karşısına geçtiğinizde varsayalım ki eğitim almadınız. Şu an kamera mesela tripodda kamera duruyor. Ben ne konuşacağımı bilmiyorum, duygu nedir bilmiyorum, hiçbir şey. Paniklersiniz yani. Hani her şeyden önce eğitim kendiniz için önemli. Eğer ki kendinizi seviyorsanız zaten boş olarak hiç kimsenin karşısına çıkmazsınız. Bu işi gerçekten yapmak isteyen zaten eğitim alıp, kendini geliştirip, kendine ve geleceğine yatırım yapıp bu işe koyulur. O yüzden kendinize ve geleceğinize yatırım yapın. Oyunculuk düşünüyorsanız gerçekten. Ve yaşı da yoktur. Yani evet. Sana belki 13 ile 20 yaş arası çok insanlar sorular soruyor ama yani ben kendi sınıfımda 35-40 yaşlarında da eğitim alan insanları biliyorum. Yani oyunculuk eğitimi almanın, oyuncu olmanın hiçbir zaman yaşı yok. 45 yok yaşından yani. Sonra parlayan bir sürü tabii oyuncu biliyoruz. Evet. Çok çok iyi isimler. Sohbet için teşekkür ediyorum. Kırmadım bizi, geldim buraya. Güzel konulara değindik. Eskilere gittik, geldik. Oyuncu adaylarına da oyunculuk konusunda, oyunculuk eğitimi konusunda bir nebze faydamız olduysa birlikte ne mutlu bize. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, konumuz oyunculuk programına her hafta değerli bir oyuncuyu almaya devam edeceğiz. Ama sizlerin de desteğini bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Nereye abone oluyorlardı? Şu alt kısmı. Evet. Şu alt kısmı. Abone oluyorsunuz. Evet, Sevda Dalgıç'la oyunculuk üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım oyunculukla ilgili planları olan, hedefleri olan siz oyuncu adaylarını aydınlatıcı konulara değinmişizdir. Ama her hafta buradayız. Siz de sorulmasını istediğiniz tüm soruları, konuklarımıza sormamı istediğiniz tüm soruları aşağıdaki yorum kısmına yazarak bizlere iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.